Kadro mühendislerine hoş geldiniz. Mali Türkkal'la birlikte 23. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Daha henüz 22. hafta maçları bitmedi ama biz bir an önce sizi programla sunalım diye Galatasaray maçından önce sizlerle birlikteyiz. Yani kusurumuz olursa, bunda göz ardı ettiğimiz şeyler olursa o maçtan dolayı af diliyoruz sizden ama çok arka arkaya maçlar oynanıyor milli maç arası öncesi. Onun için bir an önce çekip paylaşalım istedik sizlerle. Mali hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Çok enteresan bir maç geride kaldı. Alanya altı attı. Bunun şokunu atlatmadan yayına girdik hemen. Yani. Her sene oluyor öyle bir maçı Ömer Hoca'nın. Bu Penza ile geçen sene tersi maçları görüyorduk. Bu sefer aksi maç. Ya Beşiktaş'tan da bir 7 yemişti ya çok ağır bir mağlubiyetti. Yani 7 Beşiktaş'tan yiyebilir de yiyiş şekli çok kötüydü. E tabii o farklı bir şeydi. Şu anda daha farklı bir durum var. Ligin başları o ligin sonuydu artık. Garip bir hava almıştı dönem. Enteresan bir maç tabii Emre Yapbaba'nın etriği Sen önermiştin Mert'le yaptığın programda. Biz Wilson Eduardo'yu aldım ben de Mert'le. Zaten herkes attı. Alanya'dan alıp da kadroya asist gol katkısı alınmayan bir oyuncu yok. Ama yani şimdi altı... Aydın'ı da önermiştik. Wilson. o oynamadı. Son 15 dakika girdi iki gol attı. Üzdü. Altı tane atmışsın. Wilson bir tane atıyor. Yüzdü yani bir tık. Bir tık bir moral bozukluğu olmadı desem yalan olur. Neyse biz hızlıca başlayalım istersen 23. haftaya. Zaten konuşuruz bol bol. Başlayalım. Ee, şimdi aslında <laughs> Alanya altı attıktan sonra benim tercihim böyle ucuzluğundan, güzelliğinden falan bahsedecektim. İşte her yerde kar ya Hatay şöyle böyle anlatacaktım güzel güzel. Ama bu mağlubiyet sonrası biraz tatsız oldu. O yüzden hızlıca ben önerip geçeyim. İlk tercihim Hatayspordan Hatay Spor'dan olacak. Abdullah Yiğiter. Yani çok uygun. Sudan ucuz fiyata. Münir Afrika Kupası'nda Fas Milli Takımının kalesini koruduğu için. Galatasaray maçında da çok iyi oynadı Abdullah bu arada. Yani tartışılır. Ne kadar iyi oynuyor. Oyn oyn ben babasını, oyn babasını tanırım Abdullah Yiğiter'in. Babası Murat de şeydi, bizim eski komşumuzdu. Eski kalecidir bilirsin, Erzurum Diyarbakırspor'da Diyarbakır Spor'da oynamıştı. Seversin sen bu tarz isimleri. Çok sevmem. <laughs> Neyse biz babasını bırakalım, ee, Abdullah'a gelelim. Ee, forma şansı buldu bu dönemde, Afrika Kupası'nın yardımıyla. 2 milyon gibi çok cüzdi bir ücreti var. Rize ile oynayacaklar. Rize'de e, kar sebebiyle bir gün gecikmeli sonuçlardan maçta Antalya mağlup etti. Ama ben yine de Ejder Spor'u beğenmiyorum. Antalya Spor'da da bir baş aşağı durum söz konusu. Bu sebepten ben Hatay'a güvendim. Bu altı yemesi tabii o zaman gündemde değildi. Ama ben yine de vazgeçmiyorum. Az kaleci olarak Abdullah'ı öneriyorum. Yedek kaleci tercihimde de Adana Demir Spor'dan olacak. Muriç o da çoğu zaman yer verdiğim bir isim. Onlar da Kara Gümrüğe karşı oynayacaklar. Ben Kara Gümrüğü de Beşiktaş karşısında beğenmedim. Genelde Beşiktaş'ta oynayan takımları hafta sonu rakibinden tercihler yapıyorum. Çünkü Beşiktaş çok fazla oyundan düşüyor belli bölümlerde. Totem kokuyor Ali bu tercihlerin. Yo totemle alakası yok. Yani Beşiktaş maçında Kara Gümrüğün skoru bulması lazım. Yani Rize'ye de aynısını söylemiştim. E, Antep'e de aynısını söylemiştim. Eee... Bu sebepten kale gömlek için de aynı cümleleri kuruyorum ve Adana Demirspor'un e, şanslı görüyorum yedek kaleci olarak da ben Muric'i tercih ettim. Çok fazla uzatmadan sözü sana bırakayım. Yani çok uzatacak bir şey yok. Kaleci tercihlerimiz aynı. E ben de aynı ve, e, evet birebir aynı. O kadar, o kadar konuştum ama aynı tercihler yapmışız. Peki. E, şöyle söyleyeyim. E Ben şöyle bir şey yaptım. Onu söyleyeyim öncelikle. Kesin, kesin Hatay Spor'un bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum Rezep işte Spor karşısında. Efendim? Sesin bir gitti ama tekrar geldi şu anda. Tamam devam ediyorum. Evet devam edelim. Buyur dinliyoruz seni. Ee, Abdullah Yiğiter'i aldım çünkü e, Hatay Spor'dan bir tepki bekliyorum ve zayıf bir takımla oynayacaklar. Rize içeride biraz daha iyi ama dışarıda daha sıkıntılı. Onun için Abdullah'ı aldım. Yedek tercihim de Muriç. Adana Demirspor'a bu hafta çok güveniyorum. Söylemiştim. Volkan Demirel'in eli değdi. Ee, onun için Adana Demirspor'dan tercihlerim var. Ya sen böyle çok sallayınca ben bir işkilleniyorum ya. Adana Demirspor tercihlerimi gözden geçireceğim. Şimdi Volkan Demirel üzerinde atıp tutmaya başladın. Karagümrük her an seriye bağlayabilir. O yüzden ben Adana Demir tercihlerini Düşüncem, Svensson'u da ilk tercihim. <laughs> Pardon. Ama bir düşüncem. Bir soru işaretini koydum. Svensson'u söyleyeyim. İkinci isim olarak Abdülkerim'i alacağım. Konya Spor çok enteresan bir sezon geçiriyor. Çok fazla duygu yüklü, çok fazla anlam yüklü. İşte 100. yılları Ahmet çalığı kaybettiler. Şampiyonluk yarışı içindeler. da son hafta kaybetti. Yakın bu dönemde Trabzonspor'la maçları var. Lig çok enteresan şeylere gebe olabilir. Konyaspor'da Spor'da e, Skubic kart cezalısı bu hafta oynamayacak. Yine Rahmanovic son maç. Golü atan Rahmanovic de sarı kart cezalısı ama rakipleri de Altay. Altay Fenerbahçe karşısında öne geçip e, biraz bir sürpriz yapabilirim havası verdi ama sonrasında tekrar eski günlerine büründü. En son galibiyetlerini 7. haftada Beşiktaş'a karşı aldılar. Çok ciddi bir süredir maç kazanamıyorlar. Mustafa Denizli gitti. Yine Nobre geldi. Ama çok fazla bir değişiklik yok tabii ki. Yani, Nobre uzun yıllardır takımın içinde olsa da kadro yapısı belli. Bu sebepten Konyaspor Konya Spor, İzmir'de güzel bir galibiyet alabilir. Uygun bir rakibe karşı. Ben Abdülkerim'i ikinci tercih olarak aldım. Üçüncü ismim benim. Adekukbe. Hatay Spor'dan yaptığım tercihleri değiştirmeyeceğimi söylemiştim. Hatay 6 yese de reaksiyon verebilecek bir ekip. Ömer Erdoğan da bunları çok yaşadı. Ligde tecrübe etti. Hemen e, bu hafta sonunda takımını hazırlayıp e, galibiyete taşıyabilir. Bu sebepten Adekuk Bey'i aldım. E, yedek olarak da Alanya Spor'dan. Bu sükseli galibiyetin sonrasında ben Giresun'da da Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Giresun Spor gol yollarında sıkıntı çekebilen bir ekip. Trabzon karşısında direndiler ama ben Alanya'ya kaybedeceklerini düşünüyorum. Bora'yı da yedek tercih olarak aldım. Ee, biraz sürpriz gibi gözükebilir ya da çok tercih edilmeyebilir ama bence Alanya'dan e, alınabilecek isimler değerlendirilmeli bu hafta. Ben de sayayım. Adana Demirspor'dan iki tercih yaptım. Ben Jonas Svensson ve Samet Akaydın. İkisi de düzenli oynuyor. Ben Adana Demirspor'un gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Ve bir ara Demirbaşımdı. Bu hafta kadroya geri çağırdım. Kamil Ahmet Çörekçi, Atay Spor'a da güveniyorum. Kamil Ahmet uygun maliyeti ve bank oynamasıyla kadromda yer alıyor. Ve son tercihim o da kadromda düzenli yer alan, değiştirmediğim biri. Bu hafta golünü de attı. Mustafa Eskihellaç. Şu bir dikkat diyorsun görevde kalır Beşiktaş'ı yener. Ya Beşiktaş'ı yener demiyorum ama yani hafta sonu bir kar fırtınası kar bekleniyor. Yoğun bir kar yağışı, kötü hava koşulları olacak deniyor. E Malatya'da iklimiyle zaten çok bilinen bir yer. Kolay bir maç olmaz o maç. Ben uygun maliyetiyle hücum oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı almak istedim. Yani yedek olarak düşünülebilir. Tabii sen her haftalısın ben öyle bir sataşım dedim ya yoksa biliyoruz senin her hafta aldığını. Ben de zaman zaman alıyorum ama artık şumudika gidene kadar almayacağım. Şumudika giderse tekrardan Mustafa eskiyleça geri dönüş yapabilirim. Ya şumudika gitsin çok istemiyorum da şu da mantıklı şumudika'yı yollayıp Bülent Korkmaz'ı getirmek. Ya şumudika gitsin istemiyorsan ama Spor düşsün istiyorsun anladığım kadarıyla. Yok yani öyle düşünmüyorum. Bu arada. Mertişkoyu kazandık taraftarı olarak, Malatya Spor olarak. Mertiçko, Şumidika var diye destekliyor bizi. Mertişkoyu kaybedeceğiz eğer Şumidika giderse. Mertişko'nun desteklememesi sizin için iyi olabilir. Gerçi evet doğru. Eskişehir zaten... spor amatöre kadar düştü yani. Onu, onu ben bu kararını lazım. gözden geçir. Evet. Dorukhan'ı izleyeceğim diye Eskişehir maçlarına gitti bir iki üç maç. Eskişehir her sene lig düşüyor o günden beri. Eskişehir'in üzerinde çok da bir desteği yok Mert'in. Şimdi orada hakkını yemeyelim. Eskişehir spor üzerinden vuramayız. Neyse devam edelim. Devam edelim. Orta saha tercihlerimize geçelim. İlk tercih Antalya Spor'dan olacak. Onlar da dediğim gibi Rize'ye kaybettiler. Biraz böyle deplasmanda. Sen iyi oyunlar oynadıklarını söylüyorsun. Ben genelde puan kayıplarına dem vuruyorum. İçeride daha puana yakın galibiyet alıyorlar. En kötü beraberlik alıyorlar. Bu isimlerin en başında da Fredy yer alıyor. Ben hep Fredy'i alıyorum. Şimdi fredi deyince bizim çocukluk Antalya yok. için içeri veya dışarı demedim ben. Ben onu Rize Spor için söyledim. Hayır hayır Antalya Spor için de daha önceki programlarda konuştuğumuzda ben deplasmanda çok sonuç alamadıklarını söylemiştim Nuri Şahin geldikten sonra. Sen de böyle bir muhabbetimiz oldu. Şu an için söylemiyorum. Geçmişteki programlarda tamam. bahsetmiştik. E, bu sebepten içeride oynayınca ben Antalya Spor e, yine fredi yi tercih ettim. Fredy deyince de çocukluğumuzda hep Elim sokağı kabusu vardı hatırlarsın. Freddy Kruger. Evet, Artık hep evet. o geliyor böyle Freddy'i bir şapkalı hayal ediyorum ama biraz da böyle korkarak alıyorum. Sanki ondan başkasını alamayacakmışım gibi geliyor. Çocukluğumuzdan bize yer etmiş korkusu hala duruyor. O yüzden ben Freddy'den başkasını almam. Antalya Spor'da orta sahadan ilk tercihim olarak Freddy'i aldım. Sürekli aldığımız oyunda değişmeyen isimlerden bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Senin de programın başında bahsettiğin gibi Galatasaray henüz maçını oynamadı ama yani çok büyük bir aksilik olmazsa Kerem Aktürkoğlu yani Allah sakatlık kaza bela vermesin. yine Trabzonspor karşısında maça çıkacaktır. O yüzden ben burada rezervesini yaptım. Kerem Aktürkoğlu'nu aldım. üçüncü isim Sabalop Yanitse Onun Ankara Gücü'ndeki böyle eee bitiriciliğinin çok düşük olduğunu biliyorduk ama Hatay'a geldikten sonra onu bir tık yükseltti. Özellikle Galatasaray'a çok gol atmayı seviyor. Güzel de goller atıyor. Gerçi Ankara gücündeyken de atmıştı. E, bu hafta da Hatay'ın geri dönüş yapmasını bekliyoruz. Dört tane tercih yaptım ben. <laughs> Biraz garip gelebilir dinleyenlere ve izleyenlere ama dediğim gibi Alanya maçından önceydi bunlar. E, kararımı belki değiştirebilirdim maçın skoru. Ama ben e, vazgeçmeyeceğim. E, Sabalov, Yanitse. Üçüncü ismim orta sahadan. Son isim Mihalak. Konya Spor'un 6 e, ay karşısında şanslı olduğundan bahsetmiştik. E, kanatlarda etkili bir isim, hızlı bir isim, sprinter bir isim. E, asist yapabilir. E, gol oranı düşük olsa da skora katkı verebilir diye biraz sürpriz bir isim almak istedim. Bütici tercihini de yapabilirdim. Ender Çekici de olabilirdi. Rahman işte 3te cezalıyken. E, Empoko da orada sakatlıktan döndü, oynayabilirdi. Ama ben e, daha garanti bir isim olsun diye... Mihalak'ı tercih ettim. Ee, Serdar Güller'in yerini o aldı sanki takımda. Yani daha sprinter, daha farklı bir oyuncu tabii Serdar Güller'e göre. Serdar Güller'in bitiriciliği daha yüksekti. Mihalak biraz daha e, orada top taşıma özelliğiyle öne çıkıyor. Çok yerini aldı diyebilir, diyemeyiz ama mecburen tabii eldeki oyunculardan faydalanıyor İlhan Palut Hoca. O sebepten aldım. E, yedek tercihimde ben Yunus. O da Kasımpaşa'da sürpriz goller atabiliyor. Kasımpaşa da bu hafta içeride Kayseri'ye karşı olacak. Dediğimiz gibi daha sayı maçından hep bahsediyoruz. İzlemedik ama ben yine de şu andan e, ben Yunus'u aldım. Yedek isim olarak sürpriz bir isim olarak kadromda yer vereceğim. E, bu hafta mutlaka sende farklı isimler denemişizdir artık. Bir iki isim dışında çok fazla. Yarısından çok çoğu var. aynı orta sahamızın. E, sayayım. Ankara Gücü'nün uzun bir transfer yasağı vardı hatırlıyorsun. Böyle transferlerin bitmesine iki saat kala falan açtırıp arka arkaya yazdırmışlardı isimleri. Onlardan ikisi Mihalak'la Lobianice'ydi hatırlıyorsundur. Tabii ki. Sende var ikisi de, bende de var. Mihalak İkisini tercihini yapmana şaşırdım yani. Çok beklemezdim açıkçası. Ya Konya Spor iyi gidiyor. Yani sıkıntılı bir döneme girdiler ama yine galibiyet aldılar ben denedim. Mihalak da formda bayağı sprinter bir oyuncu dediğin gibi. bakalım. Aldım onu. E, Lobyanist'e de ben Hatay'a güveniyorum bu hafta. En Şimdi Afrika Kupası'na gidenler de olduğu için yediye de pek düşmüyor. Ya şu skordan sonra da Hatay'a güveniyoruz demek böyle beni biraz yoruyor. Fazla böyle şimdi... konuşuyormuşuz gibi oluyor ama gerçekten. Ya olur böyle skorlar yani bu futbolcular da onurları gururları olan kişiler. E, ayrı bir motivasyonla da çıkarlar. Varsa yani, oynarlar falan diyeceğiz yakında böyle. Ya Rize Spor'a karşı da oynarlar. Yani. Ellerinden geleni yaparlar. Hı. Ya bugün 1-1 falan bitse Rize maçında bir sürpriz bekleyebilirdik Canavli ile Rize'den. Ama Hatay iyi bir takım. Bunu Galatasaray maçında da gördük. Hatay Rize'yi motive olup oynarsa yener. Onun için de aldım. Ha, belki gol yer savunmadan kaleciden az puan alırız bilmiyorum. Ama bence yener. Şu 3-1 falan yenmesini bekliyorum ben Hatay'ın. Onun için lobbyan itseyi de aldım. Wilson Eduardo'yu ben kadromda tutuyorum. Yine Forvet oynayacak. Alanya Spor'un da ya bu hafta şimdi ters olduğu için hatayın tersine rehavete girebilir Alanya Spor. Alanya Spor oynayacaklar. Girecek. İyi bir takım giresin. Yenecekler Giresun diye düşünüyorum. Neyse bilmiyorum artık. Aldım Wilson Eduardo Yine hem çok pahalı değil hem standart Onun için aldım. Kerem Aktürkoğlu her zaman kadromda zaten cezalı veya sakat olmadığı sürece Trabzon'la oynasa dahi Galatasaray ki Trabzon savunmasında sıkıntılı olduğunu bu hafta biraz gördük çok iyi maç oldu ama savunma da biraz üstüne gittiğine giriyorsun biraz pas yaptığında bozabildiğini gösterdi ben sene başından beri dediğimin arkasındayım Galatasaray iyi veya kötü olabilir ama Trabzonspor'a ters gelen bir yapısı var İyi bir analizci Dominik Torrent'te Trabzonspor'da günah amaç. keçisi var Hüseyin Türkmen'de günah keçisi ilan edildi Tabii çok da hatalar evet, yaptığını öyle. söyleyebiliriz ama biraz günah keçisi ilan edildi gibi geliyor bana. Ya ben bu konulardaki tavrımı biliyorsundur. Yani Hüseyin Türkmen üst düzey bir yetenek değil. Forma verildiğinde elinden geleni yapan bir oyuncu. Benim tepki göstereceksem becerisi yeteneği olup sahada mücadele etmeyen veya antrenmanlarda iyi çalışmayan oyuncuya tepki gösteririm. Yani Hüseyin Türkmen elinden geleni yapıyordur da elinden gelen çok fazla olmayabilir. Onun için bu tarz oyuncu mesela Sabri'yi de bizim taraftar bazen bir şeyler söylüyordu. Sabri hep elinden geleni yapardı. Kısıtlı bir oyuncuydu. E, neyse devam edelim. E, Kerem'i de saydım. Son oyuncum da takım kaptanım Yunus Akgün. Yunus Akgün de iyi bir tercih. Adana Demirspor'dan yapılabilir. Bu arada ben Wilson Eduardo'yu almadım ama e, muhtemelen alacağım. Yani yedekten bir yerden kadroyu alacağım. E, Aklını çeldim. Çok büyük avantaj. Dediğim gibi ben galibiyete yakın olarak düşünüyorum. Alanya Spor'u da ee, geçelim. Forvet'e ilk isimle başlayayım. Artık Manevi evladımız sayılır. Kardeşimiz abimiz sayılır. Umut Bozok. Kasımpaşa'da artık e, tamamen kendini buldu. Kasımpaşa'nın da Kayseri'yi içeride yenmesini bekliyorum. Kayseri evet. iyi gidiyor ama Kasımpaşa için uygun bir rakip bence. Çünkü çok sorunlu bir takım değil. Böyle çok can derdinde bir takım değil. Kasımpaşa'da şimdi Galatasaray maçı nasıl geçecek bilmiyorum ama Yense de, yenilse de, yenerse... O özgüvenle Yenilirse de biraz daha sıkıntıya girdiği için Can abiyle Kayseri maçını kazanmasını bekliyorum ben de. Aynen bu sebepten e, Umut Bozok'u aldık. Yine dediğimiz gibi sakatlık, kaza, bela bir sıkıntı olmaması durumunda Umut Bozok tercihimiz bakidir. Bir sonraki maç için. E, Kamara'yı aldım. Kaptan yaptım. Hatay Spor'dan. Ama bu tercihim üzerinde programı çekmeye başladığımızdan beri de düşünüyorum. Acaba kaptan... Bence çok mantıklı değil. Tam Santa değil çünkü. Değiştirsen mi diye, e, Kaptanı değiştireceğim muhtemelen. Kamara'yı da e, değiştirebilirim. E, bu sebepten önerdim ama bir acaba la, e, ben de var. Duv yapabiliriz bunu. Kaptan da Duv olabilir. Bunu söyleyeyim. E, üçüncü isim Okaka. O da bir süredir suskun. Başakşehir'de Emre Belezoğlu ile ilk defa maç kaybetti. Çok uzun zaman sonra. Şimdi içeride kazanmalarını bekliyorum ben. Başakşehir tekrardan lige bir geniş geri dönüş yapabilir. Ee, Göztepe ile oynuyorlar. Biliyorsun biz böyle e, övmeleri çok seviyoruz. Göztepe 3 maç kazandı. Şimdi işte iyi oynuyorlar şu, ama yani kaybederken de iyi oynuyorlar. El Maestro bir aşağı bir El Maestro zaten. yukarı El Maestro şöyle El Maestro'nun özlü sözleri El Maestro şunu yaptı arkaya videolu klipler yani inanılmaz bir ülkeyiz gerçekten. 3 maç aldı şu an ee, sosyal medyayı her açtığımda işte bir, bir ara şey vardı böyle biliyorsun bütün sözleri e, Atatürk söylemiş gibi yapılırdı altına Atatürk yazılırdı işte Bilardo'da orada burada sahada bilmem ne Atatürk'ün söylemediği sözleri de ona yazıp böyle duvara falan iliştirirlerdi. Şu an e, maestro'da da öyle bir durum var yani herhangi bir sözü altına el maestro yazıp arkasına bir videolu kliple veriyorlar biliyorsun bu işler sıkıntılı işler hep. Hikmet Karaman örneğinde veririz seninle. Bunlara girmeye başlayınca sıkıntılar yaşanıyor. Bunları da düşünerekten ben Başakşehir'in Göztepe'ye yeneceğini hayal ettim. Öyle bir kafamda maçı oynadım. Ve Okaka'yı da forvet tercihim olarak, üçüncü isim olarak aldım. Son isim de Yatabare. Fenerbahçe Sivas'a gidecek. Sivas Spor'da o zorlu hava şartlarından bahsetmeye gerek yok zaten. Nasıl bir deplasmanda oynayacağını herkes aşağı yukarı hayal edebiliyordur. Bu deplasmanlarda da gerek fizik ile gerek Rıza Hocanın prensi olmasıyla Yatabari Fenerbahçe'ye sıkıntılı işler çıkartabilir. Yedek tercih olarak da ben Mustafa Yatabari'yi öneriyorum. Ben Fenerbahçe Sivas maçından uzak duruyorum o maç, Yani Sivas da çok dengesiz, ters bir takım. Fenerbahçe de yani hiçbir şey oynamıyor ama ligde üçüncülüğe yükseldi yani sıkıntılı bir maç. Oradan çok oyuncu almak istemedim ben. Ee, seninle ortak tercihlerimiz yine var. Umut Bozok'u aldım ben de. Umut Bozok'a e, güveniyorum. Bir de çok ucuz Umut Bozok. İyi de bir oyuncu. Galatasaray maçında da gol atabileceğini düşünüyorum. Maç öncesi. Nasıl hafta sonu da atabileceğini düşünüyorum. Kaka'yı aldım. Ben Başakşehir'den bu kez galibiyet bekliyorum artık. Bir tepki vereceklerdir. Kötü bir mağlubiyet aldılar. İyi de oynayıp yenildiler. Ee, Senle de konuşmuştuk. Pozisyona giren taraf onlardı ama atamayınca golü yiyince çıkaramadılar. Ee, diğer tercihim ben Konya'dan Ahmet Aslan'ı aldım. Formda son zamanlarda Çıkaleş'i de kesti. Ben kestim. de bir düşündüm acaba Çıkaleş'i mi oynayacak, Ahmet Aslan mı oynayacak. Karar veremedim. için almadım. Bu arada sen konuşurken de izleyenler görmüştür. Kanvare'yi çıkartıp bir aldım ve kaptan yaptım. Hemen sözü sana bırakıyorum. Tamam. Son tercihime geçeyim. Son tercihim de puan durumunda sıkıntılı bir duruma doğru ilerleyen ama oyunu iyi olan bence e, Antalya Spor'dan Hacı Wright. Bugün de gol attı. Ben Gaziantep karşısına kazanacağını düşünüyorum Antalya Spor'un. E, Antep'te korona vakaları da var. E, Muhammed Antep'te... Demir yine korona olmuş herhalde. Ama çok olanlar herhalde dönecekler orada bir devri daim ya olur. Ben Antalya Spor'un artık bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Kazanması lazım Üçüncü, yani. milli maç arası var Ocak ayında. İlk defa hayatımda görüyorum. Milli maç arasına da gideceğiz. Bu da böyle hoca değiştiren takımlar için özellikle Galatasaray için ve Nuri Şahin gibi işte idealist hocalar için takıma eli değebilir. İyi bir fırsat. Bakalım. Evet, bazı nefes isteyen takımlar için iyi olacaktır milli ara en azından. Bakıyorum şimdi konuşmadığım ya Trabzon Galatasaray maçından çok maç kaldı mı diye. Basit... Fener maçında da ufaktan değinebiliriz. Fenerbahçe maçı için değişik zaten... yani değişik... Spor da bir tepki verecektir beraberliğe. Bu maçı da kaybederse o cepte gözüken şampiyonluk bir en azından bir iki iki takım için kaybedileceği hale de gelebilir. Ee, ama yani tabii tam o maç özelinde Galatasaray özellikle Kasımpaşa'yı da yenerse Trabzon maçında şansı olabilir. Ama eksikleri de var. Oyun tarzı biraz ters gibi geliyor Galatasaray'ın Trabzonspor'a. Bu Avrupa'da oynadığı gibi oynayıp Trabzonspor'u yenebileceğini düşünüyorum. Bakalım. Ben merak, istediğim bir şey. Merakla bekliyorum. Şu an için yok. Eee evet farklılıklar olabilir. Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra Orada yaşanabilecek değişikliklerde e, öneri Yapılabilir. Tweet de atabiliriz. Twitter'dan da belirtebiliriz. O şekilde e, şey, e, onu diyecektim ben de e, e, haftanın ilk maçı e, ertelemeler de olabilir bu hafta bu arada. Bu yoğun bir kar gelecek ama 1.30'da cumartesi 5 takip ederseniz seviniriz tabii ki. E, orada hani ya da son anda bir oyuncu görüp hani kadroda olmasını değerlendirmek isteyebiliriz. Onu da yazabiliriz belki bir şey olursa. Siz de yorumlarınızla yönlendirirseniz, destek olursanız, katkı sağlarsanız ayrıca seviniriz. Ali istersen yavaş yavaş kapatalım. Tamamdır Barış. Zaten Biraz Ağzına sağlık. Çektik. Çok fazla program evet. sıkışık olduğu için biraz daha hızlı bir maç arasında şey çektik. Da. Bir araya da giriyoruz. İki hafta sonra görüşeceğiz bir daha. İki hafta sonra çekeceğiz bir sonraki programı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Söylediğim gibi yorumlarınızla beğenilerinizle destek olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki programda iki hafta sonra görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.